Arkadaşlar hoş geldiniz. Amerika şampiyonluğunda ilginç bir olay oldu ve Christopher Yeo Amerika şampiyonluğundan diskalifiye edildi ve bu karşılaşmanın sonucuyla çok ilgili. Öncelikle kendisi notasyon kağıdını bir böyle bir buruşturuyor. Sonrasında ise de kameramana saldırmış. O görüntüler tabii ki bizde yok ama en azından burada maç sonu neler yaşanmış birazcık bakabiliriz. İşte Caruana'ya kaybettikten sonra normalde bir tane kağıt hakemde kalmalı, bir tane kağıt da Christopher Yeo'da kalmalı. O kağıdı da bir buruşturdu. Hakem bir uyardı. Yani burada tabii ki böyle bir şey yapmaman gerekiyor. Daha sakin olabilirsin diye uyardı ama işte imzayı attıktan sonra kendi kağıdını nasıl buruşturduğuna bakın. Orada sinirlerine hakim olamıyor. İmzayı attı, kağıdı buruşturdu, cebine sokmaya çalışıyor burada ve devamında ise buradan çıkıp ondan görüntü almaya çalışan kameramana saldırmış. O görüntüler bizde yok ama en azından ne kadar sinirli olduğunu görebiliyoruz. İşte o anların birazcık daha başını inceleyelim. Maçı kaybetti ve sonrasında da yani bu hiç de hoş bir davranış değil. Yani bu rakibe bir kere saygısızlık. Tabii ki sinir olabilirsiniz ama yani burada oyunda kendine sinir olmalı ancak ve bu hareketler gerçekten hiç yakışmıyor ve devamında da o darp sebebiyle Christopher Yeo turnuvadan burada diskalifiye oluyor ve bu karşılaşmada onu sinir eden şey neydi, hep birlikte bakalım. Beyazlar Christopher Yeo oyuna at F3 ile başlıyor ve Caruana'nın tercihi C5 olmuş. C4'ten sonra B6 hamlesi geldi. At C3'ten sonra da fil B7 hamlesiyle beraber aslında zaten C5 ve B6'nın getirisi olarak fili buraya koymak istedi zaten burada Fabiano Caruana. Hikaru Nakamura diyecektim ama o kendisi turnuvada yok. E4 hamlesi geldi. Hemen merkeze ele geçirmek istiyor beyazlar. E6'nın ardından da D4 hamlesi geldi. CD4, at D4'ten sonra merkez tamamen beyazın kontrolü altında. At F6 ile yine merkeze bir saldırı var. Fil D3 ile beraber orayı savunuyorsunuz ve at C6'dan sonra artık D4'teki atla ilgili bir karar vermeniz lazım. Çünkü gördüğünüz gibi at çarpı D4 bir tehdit. Vezir artık D4'ü savunamıyor. At çarpı C6, D çarpı C6 hamlesi geldi ve burada beyazlar hızlıca E5 sürmek istediler. Normal şartlarda fil F4 ile beraber devam edilebilirdi ama E5 ile burada en azından hem atı rahatsız etmek, ki at D5'e konamadığı için güzel, ve aynı zamanda siyahların da gelişimini engellemek istiyorsunuz ama ileride C5 hamlesi ile beraber siyahlar filini çok güzel bir çaprazda kullanacaklar. At D7 hamlesi geldi. At D7'den sonra fil F4 ile beraber burası savunuluyor. Vezir C7 ile beraber E5'e bir baskı var ve vezir E2'den sonra da uzun rok hamlesi geldi. Fil G3'e çekildi ve H5 ile beraber kuşkusuz H4 ve buradaki fili rahatsız etmek istiyor. Buraya kadar oyun çok dengeli ama buradan sonra beyazlara birazcık dönmeye başlıyor oyun. Fil H4 hamlesi geldi. Yani H4'ü kesmelik güzel bir hamle. Ama burada tabii ki vezir E5'e bir bakabiliriz. Vezir E5 devamında acaba oyunda neler olacak? Ama vezir E5'e aldığınız zaman hemen burada fil çarpı D8 hamlesi devreye giriyor. Ve şah çarpı D8'den sonra şahın da burada çok iyi kalmadığını aslında düşünebiliriz uzun rok hamlesinden sonra. Fakat Caruana burada artık yapacak çok da fazla bir hamle yok diyor. Çünkü eğer siz kale E8 gibi bir şey oynarsanız bu sefer F4 hamlesi gelecek ve beyazlar tamamen üstünlüğü ele almış olacak. Sonrasında ise tabii ki burada yani oyun beyazlar için çok rahat bir şekilde gelişecek. Muhtemelen uzun rok atacaklar. İşte fili C2'ye çektikten sonra burada uzun rokla beraber buraya saldırmaya devam edecekler. Belki fil F2'ye tekrardan gelebilir ya da fil burada kalmaya devam edebilir. Çünkü oyunu çok iyi kontrol ediyor. Şimdi buradan sonra artık Caruana buradaki kaleyi feda etmeye karar verdi. Fakat bunu at çarpı E5 gibi yanlış bir hamleyle yapıyor. Çünkü fil çarpı D8, at çarpı D3, vezir çarpı D3 ve vezir çarpı D8'den sonra beyazlar aslında buradaki D3'teki filden de kurtuldu. Ve uzun rokun devamında artık D hattını tamamen ele geçirdi. Siyahların avantajı ne derseniz burada tabii ki oyun sonunda fil çiftiyle beraber oyunda güzel bir şekilde kontrol etmeye çalışacak.
Vezir Ceyhun ile beraber vezirleri kesmek istemedi. Şah B1 hamlesi geldikten sonra file 7 ile beraber yavaş yavaş hem file oyuna koymaya çalışacak hem de kale D8 ile beraber D hattında bir şeyler elde etmeye çalışacak. Kale H1 hamlesi geldi. G6 ile devam ediyoruz. G3'ten sonra şah B8 ve vezir E3'ten sonra da burada file A6 hamlesi ile beraber C4'e saldırıldı. Şimdi beyazın bu konumda iyi olduğunu fark ediyoruz ama buradaki hamleleri gerçekten bulmak çok zor. Şimdi mesela B3 gibi bir hamle ki oyunda oynandı aslında o kadar güzel değil. Çünkü ilerleyen zamanlarda şu an gelmese bile fil F6'ya geldikten sonra burada büyük bir baskı kuracak. Ya fil F6 olabilir ya fil B4 olabilir. Burada siyah karelerde ciddi zayıflıklar meydana gelecek. Onun yerine bilgisayarın önerilerinden bir tanesi at E4 oynamak. Eğer siz burada fil çarpı C4'e oynarsanız tabii ki vezir C3'le beraber ver kaleyi ver burada fili diyebiliyorsunuz. O yüzden B3'le beraber burayı korumanıza ihtiyaç yok. At E4'le beraber hem filin F6'ya gelişini kesiyorsunuz. At D6'ları ilerleyen zamanlarda bakabilirsiniz ve at burada tabii ki çok daha güzel kalacak. Tabii merak ettiğim şeylerden bir tanesi acaba F5 olabilir mi? Ama F5'ten sonra da beyazlar çok rahat bir şekilde at D2 ile beraber burayı savunuyor ve ilerleyen zamanlarda E6'ya baskı koyuyorlar. E5 oynayamıyorsunuz. O yüzden mecburen fil C8 ile beraber burayı tutmak zorunda kalacak. At B3 ile beraber de beyazlar çok güzel bir konum elde ettiler. Şimdi Christopher Yeo'nun neden aslında yavaş yavaş sinirlendiğini anlayabiliyoruz. Çünkü burada bir tane B3 hamlesinden sonra artık oyunu siyahlar bir noktada yönetiyorlar. Fil C8 hamlesi geldi. Fil C8'den sonra F4, ona da H4 hamlesi geliyor. Şimdi tabii ki siyahlar yani C8'de fili kabul etmeyecekler. Buradaki fil de güzel değil ama yavaş yavaş bunların geliştiğini görebileceğiz. Vezir E5'te gel değişelim. F6 tabii ki kalemizi korumuş olduk. Vezir E3'e geri döndü. Belki burada vezir çarpı C7 hamlesi alınabilirdi ama bu oyun sonunu çıkartabileceğini düşünmedi. Çünkü henüz daha hatlar açılmadan kaleleri kullanmak imkansız gibi gözüküyor. O yüzden burayı zayıflattım. Gerisine de böyle vezir E3'ten sonra bakacağım artık. E6 zaten bir şekilde fil buradan kaçtıktan sonra çok zayıf kalacak. Fili buraya bağlarsan da çok da sıkıntı yok diye düşünüyor muhtemelen. HG3 hamlesi geldi ve siyahlar burada E5 hamlesini oynuyorlar. Gerçekten E5 çok beklenmedik bir hamle. Çünkü oyunu açmayı beklemezsiniz. Tabii ki fili kullanmak için, filleri kullanmak için çok önemli bir hamle ama kalelerde oyuna girmiş olacak. F çarpı E5. F çarpı E5'ten sonra tabii ki aklımıza gelen bir tane vezir çarpı E5 hamlesi var. Fakat önce bir fil F5 ve sonra işte şah A1'e gittikten sonra da önce bir vezir E5 ve devamında kale çarpı E5'ten sonra fil F6 hamlesi var. Tabii ki yine kale E3 ile beraber burayı koruyabiliyorsunuz ama filler artık çok önemli çaprazlara bakıyor. Atı buradan çekemiyorsunuz. Tabii ki belki hani şah B2 şah A3 atmaya çalışacaksınız ama ona da izin yok. Ve kale H2'den sonra da burada siyahlar konumu tamamen zaten hani kitlemiş oldu ve çok rahat bir şekilde bu oyunu oynayacaklar. Dolayısıyla buna çok fazla girmek istemedi. Vezir E5'i almak istemiyor. Kale H1 hamlesi geldi. En azından kalenin H2'ye inmesini engelleyebilirsiniz ve kaleleri kesmiş olacaksınız. Fil C5 hamlesi geliyor. Ver veziri. Vezir burada G5'e kaçtıktan sonra ki bunu yanlış olarak nitelendirmek çok zor. Çünkü hala E5'e bakmaya devam ediyoruz. Hala bir G6'ya bakıyoruz. Ama tabii ki o kadar kolay değil. Önce kale H1, sonra kale H1'in devamında vezir D6 ile artık buraları bir şekilde istemeye çalışıyor. Tabii ki aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi vezir G6 idi daha demin. Ama şu an hem vezir G6'yı tuttu hem de fil F5 ile beraber siyahlar müthiş bir şekilde oyuna hükmediyorlar. Bir tane G4 hamlesi geldi. Fil F5'i tabii ki istemeyecek. Ve vezir D3'ten sonra ver şahı ver atı. Dolayısıyla şah B2 oynadınız. Ve fil D4'ten sonra daha demin burada fil F6'ları konuşuyorduk. Ve C3'e baskıları konuşuyorduk. Ve onu daha farklı bir şekilde aslında siyahlar yapmış oldu. Kale artık savunmaya çekildi. Ve vezirin de burada bir işi kalmadı. Ne E5'i alabiliyor ne G6'yı alabiliyor. Dolayısıyla vezirin bir an önce dönmesi lazım. Ama dönecek bir yer yerde kalmadı. O yüzden burada belki hani kale C2 ve devamında vezir D2 gibi bir şey oynayabilmek lazım ama oraya gelene kadar siyahlar da boş durmuyorlar. A5 hamlesi geldi. Ona bir tane A4 oynuyorsunuz ve vezir E4'ten sonra burada tabii ki siyahlar da başka bir şeyler denemeye çalışıyorlar ama burada belki hani güzel bir plan şahı C7 atmak ve sonrasında fille ilgili bir karar vermek ya da belki de
Belki ilerleyen zamanlarda bebe sürmeye çalışmak olabilirdi. A4'ten sonra vezir E4 hamlesi ve vezir F6'ya da şimdi şah C7 oynandı. Daha demin şah C7 oynansaydı aslında bir tane tempo önde kalacaktı ve devamında vezir E4'ü oynayıp oynamadığına karar verecekti aslında. G5 hamlesi geldi şimdi ve G5'ten sonra vezir tekrar D3'e döndü. Ama bu sefer artık buradaki vezirin yani buralara gelme ihtimali kalmadı. Bir de G5 oynadıktan sonra siz artık fil F5'i de bir noktada hazırlamış oldunuz. Dolayısıyla bir tane vezir E7 hamlesi geliyor. Şah B8, vezir D6, şah B7, vezir E7'ye artık şah A6'ya kaçabiliyor. Ve siyah şah kurtuldu. Burada artık şah tehdidi olmadığı için fili de bir yere attıktan sonra artık güzel bir konum oluşacak. Belki tabii ki dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi vezir A8'e giderse mat oluyor. Ama vezirin A8'e gitmesi şu an pek mümkün değil. Belki vezir E8 oynayabilirdiniz. Vezir E8'den sonra işte fil kaçarsa burada vezir A8 mat edebiliyorsunuz. Ama oraya gelene kadar da vezir E8'den sonra muhtemelen vezir D2, işte kale C2'ye gittikten sonra işte fil C3 ve devamında şah buradan bir yere ayrılmak zorunda ve fil ve kaleye de veda etmiş oluyorsunuz bir noktada. Dolayısıyla şah A6'dan sonra bir tane B4 hamlesi geldi. İşte şahın burada B3'e saklanabilmesi burada önemli. Çünkü vezir D2'den sonra işte kaleyi C2'ye atabiliyorsunuz. Vezir çarpı C4 hamlesi geldi. Yine belki işte burada oynayabilirdiniz. Vezir D2, kale C2'ye geldikten sonra fil C3. Evet, şah B3'e belki saklanabilir. Ama devamında fil B4'ten sonra hem buradaki piyonu aldınız, hem atı aldınız, hem de oyun neredeyse bitme noktasına geldi. Çift file kale konumu. Ama burada daha sakin davranıyor. Karuan'a vezir C4 hamlesi oynadı ve 40. hamlede süre eklemesi gelecek. Sürelere baktığımızda Christopher Yeo'nun 30 dakikası var ve Karuan'ın sadece 2 dakikası kaldı. Ve böyle bir konumda tabii ki hızlı hızlı oynamaya çalışıp Christopher Yeo bir şekilde rakibinin hata yapmasını bekledi ama o hata gelmiyor. Vezir E8'den sonra tabii ki fil bir yere gittikten sonra vezir A8 hala mat. Ama vezir çarpı B4 ile beraber başlıyorsunuz. Şah A2, vezir C4, bir tane daha şahladınız. 41. hamleye geldiniz ve şah B2'den sonra da artık şah B7 ile beraber, yani beyazların oynayacak bir oyunu kalmadı burada. Şahın B7'ye gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de vezir A8 mattan kaçıyor. Ve burada gördüğünüz gibi fil E6 ve devamında buralara bakmak tabii ki seçeneklerden bir tanesi. Vezir E7 şah geldi, şah B8'e, vezir D6, şah A8'e, vezir gitti G6'ya aldı. Ve dolayısıyla da karuanı artık file E6'ya koyuyor. İki tane fil şah kanadına, yani inanılmaz bir şekilde şaha doğru bakıyor. Ve artık vezir A2 ile beraber mat tehditleri başlayacak. Normalde vezir E8 oynayabilirsiniz belki burada, işte şah B7 ve şah A6 saklanma varyantları var. Fakat onun yerine kale C2 oynayınca zaten bu konumda 6 hamlede mat var. Burada Karuana hemen bu matı buluyor. Vezir A2, şah C1'e gittikten sonra fil E3 şah, şah D1'e gittikten sonra fil G4, artık bütün çaprazlar bir noktada kapanmış oldu. Şah E1'e buradan sonra işte vezir A1 oynanabilir. Kale E2'ye çok garip bir şekilde vezir D2 hamlesi mat olduğunu görüyoruz. Tek tek deneyelim. At E2'ye yine vezir A1 gibi bir mat seçeneği var. Kale C1'e, vezir C1 açmazlardan dolayı, yani buradan neler çekti gerçekten. Yani ne olabilir? Şah E1 belki hamlelerden bir tanesi olabilir. Vezir A1'den sonra atı nereye kapatırsanız kapatın mat. Kale C1 ile beraber başlayabilirsiniz ama devamında yine mat olacak. Dolayısıyla Karuana'nın böyle bir matı varken Christopher Yeo oyunu terk etti ve sonrasında da yazdığı, bu hamleleri yazdığı kağıdı paramparça etti. Yani nerelerden kayıplar dönüyor? Belki oyun içinde başka bir şeyler olmuştur ama yani burada da bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Yani bu kadar. Kaç tane oyun kaybetmişliğimiz var böyle? Yani bu hiçbir şey değil. Veziri kaybediyorsunuz. Yani tam mat edecekken başka şeyler çıkıyor. Uzaklardan fil çıkıyor. Orada bile bu kadar yani delirmiyoruz. Burada bence birazcık fazla bir reaksiyon vermiş ama Christopher Yeo'nun da söyleyecekleri vardır. Öyle bir durum olursa başka bir Christopher Yeo karşılaşmasında yine bu dramadan birazcık sizlere bahsederim. Uzun zamandır videolara geri dönebiliyorum artık ve uzun bir süre geçti. Bol bol konuşacağız. Burada tekrar sizlerle buluşmak üzere. Sizler de yani motivasyon belki bu işin bir parçası. Belki hani disiplinle de yapılabilir ama hani bir motivasyon vermek istiyorsanız eğer buraya da geldiyseniz tabii ki aşağıda birazcık motive edici şeyler yazarsanız ben de mutlaka onlara cevap verip kalplemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.